Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kırmızı Beyaz Dünya programına hepiniz hoş geldiniz. Kırmızı grupla karşınızdayız. Hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza abone olup bizlere yorumlar yaparsanız ve beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bu hafta Vanspor forması hediye ediyoruz. Kazanan arkadaşımız yani yorum yapan, bu videonun altına yorum yapan ve kanalımıza abone olan bir kişiye Vanspor forması hediye ediyoruz. Forma elimize henüz gelmedi gerçi. Ümit Hoca bu hafta gönderecek. Görüştüm Ümit Hoca'yla. Hafta içinde bizim elimizde olur. Zaten gelecek hafta çekiliş yapacağız. Biz de ona kargolamış oluruz. Vanspor forması kazanmak için kanalımıza abone olup bu videoya yorum yapmanızı rica ederim. Çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu gruptan çok az destek alıyoruz. Bu taraftan, kırmızı taraftan. Lütfen bizleri yalnız bırakmayın. Bu hafta çok sonuçlar vardı bu grupta. Evet. Kocaelispor liderliği devraldı. Bucaspor kaybetti. İskenderun kaybetti. Karacabey son anlarda berabere kaldı. 1461 puan kaybetti. Ankara Demir kaybetti. Yani bu 6 takımdan sadece kazanan tek bir kişi var. Kocaelispor. Aynen öyle. Haftanın net bir şekilde kazananı ama haftanın takımı olarak Kocaelispor seçmedik. Çünkü sahasında Efes'i yenmesini gayet doğal karşılıyoruz. 4-0 gibi bir skorla yendi. Haftanın takımı Kastamonu Spor oldu. Kastamonu Spor deplasmanda Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup ederek haftanın takımı oldu. Haftanın teknik direktörü de zirvedeki takımı indiren, lideri indiren Vanspor teknik direktörü Ümit Bozkurt oldu. Haftanın teknik direktörü. Birazdan konuşacağız. Ümit Hoca da çok kaliteli işler yapmaya başladı. Kocaelispor'la başlayalım. 4-0 Yani net bir skor. Engin Koyun'a, Başkan Engin Koyun'a hayırlı olsun. Kocaelispor'un başkanlığına yeniden seçildi. Bakalım bu süreç neyi getirecek? Görelim. Hayırlı olsun. Dileklerimizi iletmiş olalım. Fırat Hoca'nın çok net bir şekilde iyi bir grafiği var Hüseyin. haklı bu. 1461 Trabzon'a kaybettiler. Onun dışında yani çok çok iyi işler yaptılar. Özellikle son haftalarda. Yani bu, hani bunu burada da söyledik, hani Fırat Hoca'nın çok üstüne gidildiğini düşündüm ben hep. Yani bunu laf olsun diye gerçekten söylemiyorum. Adamın hakkına girildiğini düşünüyordum. Yani çünkü eldeki imkanlarla iyi mücadele ediyor, liderlik mücadelesi veriyor. Hoca'yla ilgili sen istifa et, defol git tarzında açıklamalar yapıldı. Adam maç kazanıyor. Son dakikada atıyorum puan alıyor, maç kazanıyor. Onu da şöyle yapıyor. Fırat Hoca taraftara hareket çekti oluyor. Yani adam basın toplantısı, ya taraflara hareket çekmek, ya aklınız mantığınız alıyor mu diyor. Yani hani böyle bir şey yapar mıyız yani? Yani Fırat Hoca iyi tedrisattan geçmiş bir hoca. Hocalık konusunda, yardımcı hocalık konusunda tecrübeli bir hoca. İstanbulspor'un ikincilikten birinci çıkmasında pay sahibi olan isimlerden birisi. Kocaelispor'da da ben bu sezonu başarılı götürdüğünü düşünüyorum. Fırat Hoca ile hayatımda bir kere aynı ortamda, İstanbulspor'da çalışırken aynı ortamda bulundum, oturdum. Ben Ondan de bir kere sonra bulundum şey. Bir sohbet etme fırsatım, telefonla arama fırsatım, aynı muhabbet etme fırsatım hiç olmadı. Konuşmadık yani, hani şey olmadı. Ama şunu biliyorum ki, bunu söyleyeyim, hani Fırat Hoca'nın bu kadar üstüne gitmek manası. Elinden geleni yapıyor. Yönetim boşluğu olduğu süreci bile iyi değerlendirdi hoca. Bakıyorsun işte Kocaelispor büyük camia, tamam, ama senin de rakiplerin var kardeşim. Al takıldı, sen bu sefer vurdun, sen lidersin. Buca patladı bu hafta, İskenderun patladı, Karacabey patladı, o patladı, bu patladı derken liderlik koltuğuna birden oturdum. Fırat Hoca değerli bir iş yapıyor, başarılı gidiyor bence. Kocaelispor gibi bir camianın düşüren hoca unvanı direkt ona verilmesi bence pek doğru değil. Alenen geçen sene neredeyse 80-100 milyon para harcanıp düşürmüştü Kocaelispor. Bu sezon ise baktığında bu takım başında cesaret göstererek bir şekilde duruyor ve başarılı oluyor. 17 maçta 38 puan almış Abdullah. Böyle 38-17'ye. Ben başka hiçbir şey demiyorum sana yani. Böyle 38-17 abi, yani hani 2 puan Hüseyin, üstünde ortalaması. Bence şimdi bir Fırat şey Hoca başarılı. yazıyorum. Sen devam et. Boyun 18'i, 37'yi kaça böleceksen böl. Ben başka bir şey yazıyorum şimdi. Tek tek. Tamam. Ben sana hatta böleyeyim bile. 2,23 puan ortalaması var hocanın. Bence çok değerli bir puan ortalaması bu. İyi gidiyor Kocaelispor. Zaten kaliteli oyunculara da sahip Abdullah. İş çözen oyuncuları var. Kilit oyuncuları var gerçekten. Yani baktığımızda ikinciliklerin şu anda en büyük camia takımlarından birisi konumunda. Söylemek gerekirse Kocaelispor. Tebrik ediyorum. Biraz da Etimesgut'la ilgili konuşacağım. Etimesgut'a geçeyim. Hüseyin geçme oraya. Hemen dönüyorum ben sana. Hemen dönüyorum ben sana. Şimdi Kocaelispor'la alakalı ben sözü alayım. Tabii. Samet Ali Kaya 10 gol. 3 asist. Evet. Yazılan asistlerini söylüyorum.
Öyle. Gözlüğümü de o yüzden taktım arkadaşlar bu arada. Hiç şüpheleri yok. Evet. Samet Ali Kaya 10 gol 3 asist. 10 gol 3 asist. Evet. Beykan Şipşek 5 gol 5 asist. Cem Ekinci 3 gol 2 asist. Okan Eken 5 gol 1 asist. Tayfun Aydoğan 8 gol 4 asist. Evet. Özet bu. Kocaeli Spor'un özeti bu. Ligin en fazla gol atan takımı. Evet, kalesine fazla gol görüyor. 17 gol. Ama 36 gol atmış durumda. Asist üzerinden gelmesi çok daha önemli. Şuna baksana. 3, 5, 8, 10, 14, 15. 15 tane asist saydım. Sadece bu 5 futbolcu ay. Evet. Yani saydığım gol sayısına baksana. 18, 28, 31. 31 gol bu 5 futbolcu üzerinden gelmiş. Samet Ali Kaya. 18, 28. Doğru. Beykan Şimşek, Cem Ekinci, Okan Eken, Tayfun Aydoğan. 31 gol Evet. bu 5 oyuncu üzerinden gelmiş. Bu 5 oyuncunun performansının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Fırat Hoca konusunda kesinlikle katılıyorum. Fırat Hoca iyi bir hoca. Ben Fırat Hoca'nın iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Adanaspor'la başladığında benim röportajım olmuştu. Geçtiğimiz sezonun yaz kampında röportajım olmuştu benim Fırat Hoca'yla. Adanaspor'daydı o zaman. Kesinlikle Fırat Hoca'nın küme düşmeyle alakası yok. Dino Endel'e uyu satmayacaktın kardeşim. Yanlış transferler yapmayacaktın. Menajerlere para yedirmeyecektin. Yönetimin suçu, Fırat Hoca'nın hiçbir şekilde suçu yok. Fırat Hoca da bu taraftarın verdiği tepkilere rağmen, taraftarın verdiği tepkilere rağmen çok güzel bir şekilde duruş sergiledi. Çok fazla terbiyesizlik yapmadan, belki hiç terbiyesizlik yapmadan, yani terbiyesizlik Yapma. yapmadan takımı sürüklemesini bildi. O moral motivasyonsuzluklarla beraber oyuncularla bir aile oldular ve sahada cevap verdi. Taraftara da Aynen. sahada cevap verdi. Yöneticilere de sahada cevap verdi. Diğer bileşenlere de, medyaya da sahada cevap verdi. Fırat Hoca'yı tebrik ederim. Etimesgut'ta da Enver Hoca ile bence yolların ayrılması gerekiyor. Abdullah, yani ayrılmasını Ben geçtim, bir Etimesgut tam bundan bir hiç ay önce söylemem çok. ama bak iki tane teknik direktörle söylüyorum. Bir beyaz grupta Özden Hoca, kırmızı grupta Enver Hoca. Abdullah Etimesgut 5 Kasım tarihinde içeride Karacabey ile oynadı. Karacabey'i 2-1 yendi. Evet. Recep Hoca ilk mağlubiyetini aldı. Recep Recep Hoca'yı Hoca ilk gönderdiler. mağlubiyetinde fır gönderdiler. Sonra 4 maç oynadı. 4 maçta 4 mağlubiyet. Ve bu 4 maçta 12 tane kalede yenilen gol. Kalede görülen gol sayısı 12. Yani ortalama 3 tane gol yiyor son 4 maçta. Yani ve Etimesgut takımı gerçekten kötü bir takım değil Abdullah. Bakıyorsun hani hücumda Turan, Sıddık, işte savunmada o Furkan Şekerler, işte orta sahada Berkler, Semih Üstünler. Bunlar kötü takım değil Abdullah Etimesgut. Yani Etimesgut burada küme düşmeme mücadelesi verecek yapıda bir takım değil. Etimesgut'un playoff'u zorlaması lazımdı. Bence bugünden itibaren Etimesgut'ta hocanın şartları çekilmesi lazım. Ha, gider gitmez ayrı bir konu. Başkanın kararıdır şeydir. Ama bugün hocayı göndermezsen, hocayla yolları ayırmazsan Abdullah, ne olur biliyor musun? Devre arası içeride tutmak istediğin oyuncuları tutamaz. Etimesgut'a pozisyon şu anda bu bence. Alman gereken karar bu. Ya içeride ben kemik kadroyu... Herkes ayırmak ister. Küme düşmemeyi oynayan takımda kim kalmak ister Abdullah? Kim kalmak ister? Eskişehir'in ben devrede takviye yapacağını düşünüyorum. Sıkıntı. Adıyaman yapacak. Balıkesir'in yapacağını düşünüyorum. Sıkıntı. Adıyaman'ın yapacağını düşünüyorum. Uşak'ın da yapacağını düşünüyorum. Diyarbakır'ın da yapacağını düşünüyorum. Ya bu kadar basit. Kimse kolay kolay teslim olmaz Abdullah. Yani şimdi ondan dolayı sen kadro kalitesini koruyup doğru 3-4 takviye ile yetimeş kuru olarak hala playoff'u zorlama şansın varken hata yapıyorsun kardeşim. Hoca da ısrar edilmez. Yani ve Hoca hoca yani disiplini ortaya şey, ürün yok. Kadro kalitesinin altında yani Abdullah. 17 maç 17 puan. Etimesgut baş başına 1 puan alacak takım değil. Bence. Kocaelispor'u tebrik ederim. Başarılı bir iş yapıyorlar. Başarılı işlere imza atıyorlar. Başarılar diyorum Kocaelispor'a. Onlar Kastamonu deplasmanına gidecekler. Sonra İstanbul'daki Ankara Demir'le ligi ilk yarıyı kapatacaklar. Devre arasında takviye yapacaklarını düşünüyorum ben Kocaeli'nin. Bu iki maçta alacakları puan çok çok önemli. Ve 3 puan da Bucaspor'dan uzaklaşmış durumdalar. Çünkü ikinci yarı deplasmanda Buca'ya gidecek. Evet. Kocaelispor. Çok önemli bir karşılaşma. Onun öncesinde alabileceği puanlar, açabileceği fark çok önemli. Bucaspor'a geçelim. Bucaspor evinde Van Spor'a 1-0 mağlup oldu. Evet. Öncelikle Bucaspor'la başlayalım, sonra Van Spor'u değerlendirelim. Bucaspor evinde iki mağlubiyet de evinde yaşadı. Bu sezon aldı iki mağlubiyet. Birini Kırklareli Kırklareli Spor'dan, Spor. Evet. birinde
Van Spor'a Şöyle bak. yaşadılar. Ben Buca Spor'la alakalı bir şey söylemiştim. Buca Spor Kasım ayında bütün maçlarını kazanır demiştim. Zonguldak Kümrük deplasmanda takıldılar. 10 kişi kalmanın verdiği sıkıntıyla beraber o deplasmanda takıldılar ki Zonguldak Kümrük deplasmana takılabilecek bir deplasman. Ama iç sahada Van Spor yeneceksin kardeşim. Van Spor değil Kocaeli Spor da olsa yeneceksin. Ya Çünkü şampiyonlar. senin kadro kalitenin bu gruptaki Kocaeli Spor'la beraber en iyi kadroya sahipsin. Kesinlikle. Aynen öyle, katılıyorum İç aslında. sahada taraftar desteğini de arkana alacaksın, yeneceksin. Ve bu oyuncu grubunun bazıları sistem oyununda çok çok etkili. Berkesi, Enes'i, Saruhan'ı, Cuma'sı bunlar sistem oyunun içinde var olan oyuncular. Senin kalecin de Kıvanç, ligin en iyi kalecilerinden birisi. İki Kesinlikle, sezon üst Kıvanç. üste finallerde çıkardı geldi bu adam buralara. İlhan Depe var. Erhan Çelenk var. Erhan Şentürk var. Gerçi Erhan'ın durumu nedir bilmiyorum ama Tunç Murat Behram var. Fuat Gölbaşı. Fuat Gölbaşı, Mehmet Fuat Gölbaşı var. Yani kadro kaliten çok iyi bir durumda. Ben bu mağlubiyeti Cüneyt Hoca'ya yazarım. Cüneyt Hoca'ya yazarım yani. Cüneyt Hoca bir, yani önce biraz takıma odaklanmaları gerekiyor. Yani gelen rakip sportif direktörle aranda geçmişte olan yaşanan muhabbetin de. Ben kimseyi burada korumak, kollamak veya bir, tarz bir derdim de yok. Ama durup dururken yani maç öncesi saldırmak bilmem ne, biraz sahaya odaklanmaları gerekiyor bence. Sahaya odaklanmaları gerekiyor herkesin. Ona saldırayım, ona vurayım, yok şöyle, yok böyle, orada ne oluyor, böyle oluyor. Cüneyt Hoca'nın ve ekibinin sahaya odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Cüneyt Hoca'yı ben Hafta bu bir de sene çok Hüseyin başarılı... İskenderun deplasmanına gidecekler. Cüneyt Hoca'nın ve ekibinin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu sene, bu sezon Bucaspor'u iyi yönettiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi içeride de, ya bak, gidersin deplasmanda Kocaeli'ne yenilirsen. Ha, veya haftaya ilk deplasmanda mı gidecek dedim. Evet. Yenilse ne dersin? İskenderun Spor deplasmanına yenilgi eyvallah ederim. Ha, değil mi? Hiçbir şey demezsin. Ama kardeşim, evinde Vanspor'u yersen ya. Ya bak şimdi Evinde geçen 40 hafta Zonguldak Kömür deplasmanda berabere kaldılar. Olabileceğini söyledik hani. Ha, tabii. Kırmızı kart görmüş. Ama bu maç Cüneyt Hoca, ya yani bu maç üzerinde Cüneyt Hoca'yı zaten iki maçta eleştireceksin. Bir, Kırklareli maçı, bir bu maç. Genel Kesinlikle onun ya. dışında Cüneyt Hoca'nın da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ki hep şunu söylüyorum. Kasım ayında şu kadar puan toplayabilir Bucaspor. İşte Aralık ayında şu kadar puan, yani işte Ekim ayında bu kadar. Çünkü niye? Hem Cüneyt Hoca'ya güveniyorum. Cüneyt Hoca kötü bir hoca değil çünkü iyi bir hoca. Değil, kesinlikle değil. Hem Cüneyt Hoca'ya güveniyorum hem oyuncu grubuna güveniyorum. Ama bu maçı kazanacaksın. Van Spor, Ümit Hoca. Ümit Hoca geldikten sonra Hüseyin, Van Spor çıkışa geçti. Van Spor'un forveti Batuhan Karadeniz'de yollar ayrıldı. Yollar ayrıldıktan sonra Ümit Hoca geldi. Ümit Hoca da inanılmaz ya da öncesinde de gelmiş olabilir. Ümit Hoca da inanılmaz bir iş çıkarıyor. Forvetim yok diyor Ümit Hoca. Forvetim yok diyor. Devrede Yok. muhtemelen takviye yapacaklar. Şehirden destek bekliyor Ümit Hoca. Bu çok önemli. Ümit Hoca'nın şehirden destek beklemesi. Arkadaşlar, taraftarlar, siz de artık burada çok daha etkin olmanızı istiyorum. Devrede çünkü mali diğer grupta anlattım. Siz burada da tekrardan anlatayım. Doğu takımlarına işte Van, Urfa, Diyarbakır, işte Batman, Karaköprü, Elazığ. Yani bu takımlara transfer yapmak istediği zaman Muş, Batı'da 1 milyon oynuyorsa bir oyuncu, Doğu takımlarında 1,5-2 milyon talep ediyor. Hani o yüzden çok 200-300 fazla rahat yazıyor. efendim 200-300 falan yazıyor. ya 200-300 fark ediyor. Şimdi o yüzden yani çok fazla para harcamak zorundasınız. Bu yüzden şehrin çok fazla sahip çıkması gerekiyor. Ümit Hoca'yı tebrik etmek lazım. Son 4 maç 10 puan. Kastamonu deplasmanında 1-0 yendi. Ankara Demir'i iç sahada yendi. Kocaeli mağlubiyeti normal karşılıyorum. Kırşehir yendi. Deplasmanda gitti. Seri yendi. İç sahadaki Sarıyer mağlubiyetinde hakemlere kızdılar. Anlayışla karşılayabilirim. Arada düşler olacaktır. Ama Buca'yı da deplasmanda yenme be kardeşim. Onu da yenme. Çok kaliteli iş. Kaliteli iş. Golü de Sedat atmış. Golü de izledim. Miraç'ın. Ben Vedat Komi diye geçtim. Vedat Komi'yim. Çok özür dilerim arkadaşımızdan da. Miraç'ın ortasında atılan gol. 75'te Miraç da girip 80'de atlıyor bir de. aynen kaliteli bir iş yapmış Miraç'ta. Gerçekten hocanın forvet olarak forveti yok gibi yani. Baktığımızda Yaser var. Yaser Hacı Mustafaoğlu. Hatırladığım kadarıyla çok değerli oyuncuları var. Tabii Emrah Tacir gibi, o bölgenin oyuncusu, çok yetenekli oyuncu Barış Sağır gibi önemli futbolculara sahip, ama Vanspor'un gerçekten eksikleri var Abdullah. Devre arası transferiyle toplayacaktır. Ümit Hoca elindeki kadroyla en azından Vanspor'un bu sezonun bitmediğini
devre arasında yapılacak transferlerle birlikte playoff'u zorlayabileceklerini, hatta şampiyonluğu yaşayabileceklerini aslında gösterdi bence. Ki bu Bucaspor galibiyeti bence Van'da çok farklı bir havaya Vanspor'u soktuğunu düşünüyorum. Devre arasından itibaren daha farklı bir Vanspor izletebileceklerini düşünüyorum. Önemli bir galibiyet Bucaspor deplasmanında. Tebrik ederim. Başarılar Van'ı direkt dilerim. şampiyonluk favorisi olarak görmüyorum. Yani olamazlar. Yani lise Ya kadar çok çok büyük fazla güçler takım var olması aklımda. gerek. Ama playoff'un Önde içinde yer almak için çabalayacaklardır. playoff'un içinde yer alabilecek bir takım olacağını düşünüyorum. Devre doğru transferlerle birlikte başarılar diyorum ben bana. Ümit Hoca'yı tebrik ederim. İskenderun. Hakan Başkan'ın açıklamaları vardı. Sarıyer'i kaybettiler. Hak ettikleri bir mağlubiyet olduğunu söylediler. Şehirden destek bekliyor. Enes Soy attı golü İskenderun'da. Şehirden destek bekliyor. Neler olacak? İskenderun'un bu gidişatı. Bunu söylemek lazım. Sarıyer'in de istifalar sonrası toparlanma süreci var. Evet. Yani son 4 maçta 8 puan. 13 maçta 7 puan. İç sahada galibiyet serileri gelmeye başladı ki çok önemli. Aşağıyla puan farkını açıyor. İskenderun'a da bakacak olursak son 5 maçta 1 galibiyet. 3 beraberlik bir mağlubiyet aldı. Ayağına gelen fırsatları da tepti. İskenderun çok büyük fırsat tepti. Kesinlikle katılıyorum sana. Bir düşüş de var. Devre arası transfer döneminde harekete geçecek takımlardan birisi de orası. Zaten bunu ayrıntılı konuşacağız ama biraz hani okyanusta yüzüp derede boğulmak tabirini yaşadılar gibi geliyor bana İskenderun Spor. Tabii Sarıyer'e kaybettiler. Sarıyer'de Can Avli'yle kazanması gerekiyordu. Dediğim gibi onlar da istifalar sonrası bir ivme yakaladılar. Emircan çok etkili gidiyor. Emircan Sayar. Geçen sene Diyarbakır'daydı. Skor anlamında çok etkili değildi. Bu sene skor anlamında Sarıyer'de önemli işler yapıyor. 6 tane falan gol attı. Kaliteli de bir oyuncu. Sarıyer'in toparlaması da önemli. Hep eleştiriyorken yani Sarıyer burada bu pozisyonda olmamalı diye onlar da toparlamaya başladı. Önemli bir Yani galibiyet değil. yönetim yok, teknik adam Tabii yok, şu Sarıyer'i anda tebrik ederim. başkan yok, sportif direktör yok, hoca yok değil mi? Yani hani bir düzensiz de gidiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ne diyelim Abdullah? Kırşehir son dakikada 90 artı altta Kubilay serbestini attığı golle Karacabey'den kendisi aslında puanı kurtardı. Çok önemli. Karacabey ile alakalı Bülent Akan geldi 4 maç 5 puan. 4 maç 5 puanı geç Abdullah. Bak yani burada bir travma var. Bir inanılmaz bir kaos var. Recep Hoca'yı bir mağlubiyette yedin. Gönderdin. Sonra Bülent Hoca İnanmadı geldi. Recep Hoca'ya, inanmadı. Bülent Hoca kötü hoca değildir bak. Yani ben kesinlikle Bülent Hoca'yı beğenirim. Futbol şansına güvenirim. Ama Karacabey de Bülent Hoca'nın futbol şansı yanında değil. Son 2 haftada sen 2-2 4 puan kaybettin. Son dakikada. Geçen hafta Kocaeli maçında 2-0'dan 2-2 verdin. Son dakikada Evet. 90 artı 7 mi 99 mu neydi? Hatırla. Bu hafta Paralarınız çok mı daha ödeniyor iyi. desek, paralarınız da ödeniyor. Ya ne yani? Karacabey güzel bir yapı, güzel oyuncular var, kaliteli oyuncular var. Sıkıntı ne, ben bunu çözemiyorum. Ama son Oyuncularla dakika teknik adam arasında mı problem var? Yoksa oyuncularla yönetim arasında mı? Yani bilmiyorum ama problemin yani sebebi ne? son dakika bu iş çözmeleri lazım ya. Yani son dakikada 2 haftada 4 puan gitti Abdullah yani. Bak düşün yani bu 2 haftada 4 puan Kocaeli'yi kazansan üstüne bugün kazansan 4 puan daha koyduğunda 35 oluyorsun. Kocaeli'de 35 oluyor biliyor musun? Kocaeli'yi kazansan. Evet. Burca da Yani 35 36 mı oluyor. oluyor? Yani bakıyorsun kafadasın. Şimdi sen Karacabey olarak baktığında liderlikten uzak kaldın gerçekçi olmak gerekirse. Hoca 7 da puanı 36 kazandın. oluyor bu arada. 36 oluyor. Tamam yani 7 puan. Hani onu öyle olsa Ay son dakika işler 2 çok hafta değişir. sonunda Hesap kitap çok değişir. yani Şu ondan an dolayı 7 puan geridesi Kocaeli'nin. şu an şampiyonluğu kaybedecek pozisyondasın yani. Sen artık playoff'a kalır mıyım mücadelesi verecek konumdasın. Çünkü alttaki takımlarla da arandaki puan farkı 3'e 4'e düştü. Şimdi bu dört takımı ayırıyorduk senin. Kocaeli, Buca, İskenderun, Karacabey. Şimdi Karacabey'i ayırdık şimdi bence. Karacabey'i bence aşağı alıyoruz. mesela Karacabey'i bir alta indirdik. Orada Kocaeli, Buca, İskenderun arasında düştü. Tabii devredeki Aynen öyle. takviyeler yine değişecektir ama şu an için bunları konuşuyoruz. Bu Tabii. da alınan Aynen. sonuçta Kırşehir Etimesgut'la oynayacak şey. Arada 3 puan var. Valla eğer hoca gitmez işte orada aynen. Çok kritik maç olacak orada. Kırşehir kazanırsa alt tarafta alev atar. Abdullah. Alev atar yani. O kadar söyleyeyim İşte sana. Kırşehir'e doğru ekliyorum veremiyor. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Ama bu haftaki 96'daki gol de çok önemli. 1461 Trabzon deplasmanında Pazar'a puan kaybetti. Evet. Ulaş Hoca'yı bu maçta eleştirmemiz lazım. Pazar'ı yeneceksin. Kesinlikle canım. Yani pazar deplasmanından galip çıkacaksın.
Ayrı bir konu ama işte Abdullah yani anladım. Hani son sıradaki takımlar da bu arada yapıyor. Mesela hani diğer gruplara baktığımızda Sivas Belediye Düzce yaptı bugün. Mesela hani. Geçtiğimiz haftalarda da yaptı. Neredeyse Ero'yu elinden kaçırdı Sivas Belediye. Hani bu tarz olaylarda şey biliyoruz tabii. 1461 Trabzon'da yine bence 17 maç 30 puan iyi konumda. Bakalım devre arası transferi nasıl geçecekler? Ulaşır öyle playoff hattında kalabilecekler mi? Bunlar önemli ölçüt. Pazarspor'da Kemalettin Hoca ile hala bir direnme mücadelesi veriyor. Devre arası sadece transfer ihtiyaçları var. Transfer yapacaklarını hiç sanmıyorum, hiç düşünmüyorum. Bugün zaten şöyle bir şey oldu Abdullah. Bugünkü oynanan maçlarda Fethiye Kırklareli'ni yendi. Zonguldak Cumhuriyet'i yendi. Diğer maçlar 1-1 bitti. Tüm maç, 3 tane maç 1-1 bitti yani. O da değişik bir anekdot oldu bugünle ilgili. O benim İki işime takıma geliyor. da O benim işime geliyor. Biliyorsun beraberlikleri yazmıyoruz genelde. O benim işime geliyor. pazar. He? Aynen. Pazarla 1460'ı tebrik edelim. İki takıma da başarılar dilerim. Öyle diyeyim. Ankara Demirspor Kastamonu'ya kaybetti. Yani Serhat Hoca'yı övdük. Haftanın Evet. takımı yaptık. Kaybetti. Geçen hafta Ulaş Hoca'yı haftanın teknik direktörü yaptık. Kaybetti. Neyse oğlum böyle istatistikler aramızda kalsın. Çok söyleme sen böyle programda Ama falan şimdi diye şöyle de bir durum var Hüseyin. bir. Önceki haftasına baktığımız zaman Erol Spor seçtik. 7-7-5 attı. Ha, tabii o da var. Yani şöyle baktığımız zaman Adem Hoca'yı seçtik. Yine kazandı. Karaköprü'yü seçtik. Kazanmaya devam ediyor yani. Bu hafta bu Ya grupta böyle bir şimdi Serhat Hoca Abdullah bu maçtan önce son 4 maçta 8 puan topladı. Yani 2 puan ortalaması yakaladı. Mağlup olmuyordu son 4 maçta. Bugün baktığımızda işte Kastamonu ile oynadı. Mağlup oldu dünkü maçta. Yani, söyleyeyim. Ya bence olabilecek bir mağlubiyet. Abdullah yani hani bu ligde diyorum ya bu grupta herkes herkesi yenebiliyor. Tabii Serhat Hoca da ekibi şapkayı önüne koyup düşünecektir. Metin Cancici gol attı. Kastamonu için işin önemli tarafı bu. Netice Cicil döndükten sonra da iyi işler yapıyor. Yapıyor. Metin Cancici çok değerli bir oyuncu zaten. Metin Cancici kendi sorgulaması lazım. Benim burada ne işim var? Ben ne yapıyorum? Benim Kastamonu'da, Diyarbakır'da atıyorum orada burada. Benim ne işim var? Benim oynamam gereken yerler burası değil. Metin Cancici çok büyük bir yetenek. Yani Metin Aynen. Cancici bir belki ismi eskidi gibi geliyor hani bir şey olarak ama öyle boş bir adam değil Metin Cancici. Yetenek anlamında söylüyorum. Çok büyük bir yetenekli oyuncu. Ama ben yeteneğine ihanet eden futbolcuların olduğunu düşünüyorum Metin Can'ın. Umarım toparlar artık kendini çatlar. TFF birinci fırsatı da geldi olmadı. O geldi olmadı. Bu geldi olmadı. Artık yani Kastamonu'da öncesinde de iyi sezonlar geçirmişti. Şimdi fırsatı değerlendirip iyi işler yapabileceğini düşünüyorum ben Metin Can'a. Kastamonu Spor için çok önemli bir galibiyet. Onların da en azından moral anlamında böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı Abdullah. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Son 2 haftada artık maçlarını oynayıp o saatten sonra transfer dönemini giriş yapacaklar Abdullah. Onu söyleyebilirim. Evet Hüseyin, o zaman seriye geçelim. 1-0 geri düştü karşısında 4-1 kazandı Diyarbakırspor'u. Playoff hattına hocanın açıklamaları vardı. Küme düşme hattına gösterilen takımlar şu anda playoff hattını playoff yarışı değil playoff'tan kopmadı dedi. Hocayı tebrik ederim. Cem Hoca'nın iyi işler yaptığını söyledi. İnsanlar da tepki göstermiş Cem Hoca'ya hani açıklamalarından dolayı ama gerçeklerle yüzleşmek de gerekiyor. Yani niye tepki göstermişler bilmiyorum hani. Hocanın işte baktığında neredeyse Ağustos'un ortasında getirdiği 34-35 yaşındaki üstün bilgiden bile tam anlamında hani verim alamazken, tam oynatamazken 3 kuruş 5 kuruşa kurduğu takımla veya önceden yapılmış transferlerden sonra kendi aldığı oyuncu 3-4 tane oyuncu alabilmesiyle bir tane toplama takım konumunda bir takımla başarılı olmasından dolayı mı hocaya eleştiriyorlar bilmiyorum. Cem Hoca çok başarılı bence. Bu takımın ligde kalması gerçekten başarılı olurdu. Çünkü bu oyuncu kalitesiyle alakası yok. Yani Cem Hoca'nın çok böyle oyuncu kalitesi yüksek bir takımı yok. Önce herkes bunu bir anlasın. Tamam, Bodrum'dan gelen oyuncular, Antalya'dan gelen oyuncular, mutlaka kaliteli oyuncular vesaire ama tek başına olacak şeyler değil. Dışarıdan kaç tane transfer yapabildin mesela? Ne yapabildin yani baktığında? Ya üstün bilgi bu sezon sana mesela üstün bilgi. Ben çok beğenirim bak üstünü. 8 Performans gol attı anlamında şey bu söylüyorum. arada. Son haftalarda gol attı bu Son hafta. haftalarda hatta bu bakatla son ilk haftalarda neredeydi üstün? Hazır değildi Tüm ki. Çok geri kalıyor. Bilgin'in bu hafta 2 var. 2 hafta önce seriye kaybettikleri maçta 1 var. Bir de Adıyaman'a kazandıkları maçta 2 var. Onun üstünde Üstün Bilgi diye birisi yoktu ortada. Üstün Yani de çok ha, severim bu anladım arada. anladım. Ya ben futbolcudan inanılmaz severim. Bu ligin en iyi gezgin forvetlerinden birisidir. Yani kaçırdıklarının yarısını atsa hala bu ligin en trend futbolcularından birisidir yani. En klas futbolcularından birisidir. Ama şunu söylemek istiyorum Abdullah.
Üstün Bilgi Kasım'a kadar attığı gol sayısı 3. Kasım'ın başına kadar attığı gol sayısı 3 yani. Kasım başında da 10. haftaydı artık yani. Ligin 12 haftası oynanmış olmuştu yani. Şimdi anlatabilir. Ne demek istediğimi sen çok iyi anladığını düşünüyorum. Ve Cem Hoca Hem çok iyi bir savunma teknik adamıdır. Savunmayı çok iyi yapan teknik adamıdır. 21 gol yedi. vallahi şimdi abla ben şunu söyleyebilirim. Cem Hoca geçen sene Afyonspor'da inanılmaz başarılar sağladı. Bugün Selek'te de inanılmaz başarılar sağlıyor. Demek ki üçüncü ligde hocanın kariyer tercihlerinden dolayı ben açıkçası yani ikinci lige çok geç adım attığını düşünüyorum. İkinci ligde çalıştığı her takımda her sezonda başarılı işler yaptı. Ekstradan Aksaray'a gitmemeliydi. Gitmemeliydi. Üçüncü ligde kariyer tercihleri yaptığını düşünüyorum. Üçüncü ligde hocanın ligi değil. Bunu söyleyeyim sana. Hocanın da üst tarafa çıkması lazım. Kesinlikle. Diyarbakır'la ilgili konuşacak bir şey var mı? 17 maç 9 puanla ilgili konuşmamız gerekecek bir şey var mı? İlker Sayan Yani attı bugün. İlker Sayan'ı tebrik ederim. İlker'i tebrik edelim. Yani İlker bakalım devre arası Diyarbakır'da kim kalmak isteyecek, kim ayrılmak isteyecek. Ayrılmak isteyenler ayrılabilecek mi gerçekten çok merak ediyorum. Yani keşke bunların dizisi çekilse de çekirdek alıp çiftler diyerek izlesem. Diyarbakır Sarıyer deplasmanına Sarıyer'le iç sahada oynayacak. Sonrasında Buca deplasmanına gidecek son hafta. Neden Buca deplasmanına gidecek? Diyarbakır Buca. Diyarbakır Buca. Yani Buca maçını Buca ile aralarındaki sıkıntıyı hatırlarlar. Evet. Zonguldak Kömür 3-2 kazanmasını bildi. Tebrik ederim. Çünkü zor bir deplasman. Deplasmanda Uşak deplasmanı. kazanamayan bir Zonguldak Kömür vardı. Hep bunu eleştiriyorduk. Evet, üçüncü galibiyetlerini aldılar. Evet. Kesinlikle tebrik ederim. Evet, 3-2 kesinlikle. Doğru söylüyorsun. kazandılar. Hocayı, takımı tebrik ederim. Zonguldak Kömür'le alakalı istatistik vereceğim şey. Eren Ataklı'nın 6 golü var. NBA Yıldız'ın 5 golü var. Evet. Yani genel olarak bunların üzerinden geçen bir gol sayıları var. Yani bunların üzerinden geçiyor. Kısıtlı imkanlarla Hakan Başkan, Şenol Hoca bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Devre arasında oyuncu kaybetme ihtimalleri yüksek. Yine genç oyuncu bulup parlatma ihtimalleri yüksek bu arada. Yaş ortalaması da Evet. düşük bir takım. Zonguldak Kömürspor'un şu an playoff'ta olması, playoff yarışının içinde olması. Çünkü Ankara Demir'le aynı puana sahipler. 4 takım. Evet. Ankara Demir, Evet. Seyrek, Van, Zonguldak Kömür. Bence başarı. Kesinlikle başarılı. Bunu hep söylüyoruz zaten. Ve şu da önemli. İki tane isim söyledin. NBA Yıldız da Evet. Ercüment Ataklı. İkisi de bu hafta oyuna sonradan girdiler. Maçı kupardılar. Ercüment Eray 46'da girdi. NBA Yıldız 73 gibi girdi herhalde. Ya da tam tersi oldu özür dilerim. Ercüment Eray 73 girdi. NBA Yıldız 46'da girdi. Yani ikinci yarı girdi. NBA zaten yeteneklerine ve fiziksel özelliklerine güvendiğimiz Konya'dan çıkma bir kardeşimiz. Daha 2000 Konya'da. doğumlu. Ve geçen sene de bir Zonguldak oynadı. Sparta'ya gelmişti. Oradan Zonguldak. Ankara gücüne gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bonservisi Ankara gücündeydi en son. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda hala öyle mi? Bakayım hatta merak ettim açıkçası. Ankara gücüne sona erdirmiş. Ve Zonguldak Kömür'e imza atmış. Ankara gücü de feshetmiş Hakan yani. Başkan kapar zaten şey. Yani çok da önemli bir potansiyel. 2 yıllık da sözleşme imzalamış. NBA önemli bir oyuncu abla zaten hani Ama yok, biliyorsun. kiralıktan geri döndü gösteriyor şey. Federasyonda karşılıklı sona erdirme. 5 Eylül'de feshedilmiş abi sözleşmesi. Kiralık gözüküyor şeyde Transfermarkt'ta. Geçen sene kira ama bilmiyorum. Ya geçen sene kiralık gitmiş. Bu sene Yine yurt dışı kiralık transfer gözüküyor. olabilir. Federasyonun lisansı doğrudur abla. Ya federasyonun sisteminden bakıyorum ben. Federasyon sisteminde Zonguldak Kömür Zonguldaklı Spor'un arkadaşlarımız bu konuda bize yardımcı oldular. Zonguldak Kömür'ü tebrik ederim. Zonguldak Kömür Spor'un hesapla net olarak söylüyorum 2 senelik sözleşme imzalamış çünkü. Zonguldak Kömür Spor'un oyuncusu. O Kiralık zaman değil. bitmiş. Bitmiş o iş yani. Anlatabildim Hayırlı mi? olsun Zonguldak Kömür'e. Ya Geçelim. Kadıköy Spor'dan çıktı. Konya Kadıköy Spor'dan. Oradan zaten hani Altın Ordu'ya transfer olmuş kardeşimizdi. Tabii profesyoneliklerde bu kadar katkı sağlamasını beklemiyor. Şey yani bu kadar hani katkı sağlamasını o zaman o dönemde kimse beklemiyordu ama hani biz benim yani senin de mutlaka ismine aşina olduğum bir isimdi. Hep bekliyorduk. Umarım bunu bir şekilde artık kırar. Daha yaşı da çok genç. Abdullah 2000 doğumlu. Yani daha önde uzun yıllar var. Daha çok iş yapabilir. Bir tane düzgün şöyle biraz düzgün sezon geçirse kendini atacak yukarılara bir şeyler yapacak ama bakalım bu Mesela sene nasıl Konya'nın bir olacak. forvet sıkıntısı var. Türk futbolunun forvet sıkıntısı var gerçi. Tabii kesinlikle. Aynen öyle. Medyaspor 1-0 kazandı Hüseyin. Sahasında Eren Hoca geldi 2-2 yaptı. Sezonluk 2-2 yaptı. 10 kişi kaldılar bir de maçın 25 mi 26 dakikası mı kontrol edeyim ama 10 kişi kaldılar. 40 Ona rağmen dakika. Neredeyse son 40 dakika 10 kişi 53 kaldı. dakika özür dilerim. 53 dakika.
53. dakikada değil mi? 53, evet. Son 40 dakika. Evet. 40 dakika 10 kişi oynadılar ve skor üstünlüğünü burada korumaya başladılar. Bu çok önemli bir şey. Ve Erhan Hoca geldikten sonra takım bir ivme kazandı. Tebrik etmek gerekiyor. Yani demek ki işte Mesut Toros'la da inanılmaz bir bağ kopmuş. Geçen hafta gördüm mü bilmiyorum. Fethiye Spor Başkanı'nın inanılmaz bir açıklaması vardı. Mesut Toros'a çok sert eleştirmişti. Bulursam okumak istiyorum. Tabii. Hemen at. Bir dakika çok. Kırklareli Spor'da Sabri Can Vural son 3 haftada yedekten başladı. Evet. Ve bu maçta 90 artı 90. dakikada oyuna dahil oldu. Çok şaşırtıcı. Sabrıcan da yetenekli bir kardeşiniz Evet, aslında. Hani Sabri Can. önceden 11 oynuyordu. Niye böyle bir hocanın tercihi var bilmiyoruz tabii. Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı yaklaşık 3-4 gün önce şöyle bir açıklama yaptı. Ben burada olduğum sürece Mesut Toros bir daha bu kulübün kapısından içeri giremez. En büyük hatamız bir aydır hocayı idare etmek oldu. Kulübün bu durumda olmasının sebebi hocadır. Kendisine bir akşam önce Nazilli ile anlaşmışsın dedim. Yeminler ederek inkar etti. Bir senelik parasını alarak gitti. Böyle insanlar hocalıkta bir yere gelemez. Ticaret yapmalı demiş. Başka? Böyle bir açıklama da oldu. Bu açıklama bayağı yankı uyandırdı tabii. Bunu söyleyebilirim Fethiye Spor'la ilgili. Erhan Hoca tercihinin doğru bir tercih olduğu aşikar. Geldikten sonra en azından takıma bir ivme kazandırdı. Fethiye Spor'un kadro kalitesi tabii genç oyuncular olduğunda hep söyledik ama çok tecrübeli oyuncularla sahip baktığımızda Sağcan Velioğlu gibi, Rıdvan Türker gibi, Selim Kayacı gibi iyi bir orta saha, Sinan Kalaycı gibi çok tecrübeli, Maestro diyebileceğimiz tarzda oyuncu, Aykut Uluç gibi biliyorsun Konyaspor altyapısı çıkışlı aklımda yıllarca forma giydi. Oktay Balcı var. Yani yok yok aslında çok iyi futbolculara sahipler. Tabii yedek kulübesine biraz eksik. Uyuz Sakatlıklardan. bir deplasmana gidecekler. Şey. Çok kritik. Evet ama Fethiye Spor şöyle bir iki maçta şu kalan maçlarda şu 4 puan falan çıkarsa devre arasında en azından yapacağı transferlerle bir playoff hayali olabilir diye düşünüyorum. Bu grup çok dengeli bir grup. Yani zirveden aşağıya doğru yavaş yavaş eğilen bir grup. Balıkesir'de sahasında Adıyaman'la birbiri berabere kaldı. Evet. Yani bu orada zaten puanları bölüştüler tabii. Yani Bakalım. ikisi de aynı puandalar. Balıkesir ve Adıyaman. Salim İyik ile öne geçti. Sedat Dursun penaltı ile cevap verdi. Adıyaman'da Gökhan Hoca iyi işler yaptı. Yani geldiğinde iyi işler yaptı. Gökhan Hoca. Tebrik ediyorum. Devam da edecek gibi Adıyaman'da hocam. Bunu söyleyebilirim. Yani bu hafta Biraz da. Pazar'la mücadele var. Sonrasında Fethiye deplasmanı var. Mesela buradan alacağı bir 4 puan onlar için çok iyi olur. Devrede Evet. takviye şart. Net transferler. Adıyaman'da. Çok olacak gibi. Özellikle ön tarafa transfer ihtiyaç var Adıyaman'da. Hücum hattına. Balıkesir umarım tahtayı açar. İnşallah. Yani onlar da uzun zamandır tahta yaşamıyor. Bakalım bu sezon yapabilecekler. Tahta yaşayabilecekler. Tebrik ederiz arkadaşlar. OneSpor forması kazanmak için kanalımıza abone olup bu videonun altına yorum yaparsanız seviniriz. Eklemek istediğim bir şey var mı Hüseyin? Böyle Haftanın takım aşıklı gözlerle. haftası soracaksın. Söyledik Haftanın takım zaten. haftası söyledik değil mi? Kastamonu Ümit Baskın dedik. Genel anlamda da bitirdik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştirilerimiz var mı? Onlara da bakalım. Bir arkadaşımız yazmış. Çekmeyin o zaman program demiş. Sana soracak. Çekmeyin program çekmek için. Neyle ilgili? Ben hani az izleniyoruz dedim ya. Çekmeyin program o zaman demiş. Sana soracağız zaten çekip çekmeyeceğimizi. Memati başın seni hiç ilgilendirmez repliği var ya aklıma geldi. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hepinize. Senin ağzına sağlık. Eyvallah.